Bu bölgedeki çocukları beslemeye geldik. Bunlar yeni atılmış dostlar. Bakın 1, 2, 3, 4 içeride var. Şimdi hemen bunları da araca alacağız. Bunlar da burada yaşayamazlar. Gel, gel, gel. Gel, gel evladım, gel. Başka var mı bilmiyorum. Bakın ana yol burası. İşte o yola atıp gidiyorlar. Kimi araçların altında kalıp ölüyor. Kimisi de bu bölgeye sığınıyorlar. Burayı da göstereyim. Burası karayolları dediğimiz bölge. İşte burada bu canların hepsi o şekilde atılanlar. Şimdi onları toparlayacağız. Aracımızı alacağız. Gel, gel. Önce bir karınlarını doyuralım. Buraya toparladık. 2, 4, 6. Sanırım 6 tane şu soldaki bizim yavrulara benziyor. Onları da bir toparlayacağız. Hepsi birbirine karıştı. Burada karınlarını doyuracağız. Ondan sonra kulübelerimizin olduğu yere götürmek zorundayız. Çünkü burada büyük canlar var. Diğerlerin anneleri falan zarar vermesin. Ya da işte görüyorsunuz yollara çıkıp ölebilirler. Hadi afiyet olsun. Güzelce bir doyuralım. Bunlar yeni atılan yavrularımız. Hepsinin karnını doyurduk. Şu an aracımıza koyduk. Anneleri yok. Defalarca bunu söyledim. İşte ilçelerden toplayıp özellikle bizim baktığımız yerlere yakın bölgelere atıyorlar. Atıldıkları yeri de gösterdim. Ana yol. Oradan sığınmışlar. Yaşam alanımıza götürüyoruz. Evet Metin abi. Tekrar şahitsiniz. Birkaç ay önce yine Belçika'dan gelmiştiniz. 2 hafta üst üste beslemeye çıktık. Değişen ne görüyorsunuz Allah aşkına? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok maalesef. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlara, gelin de görün, boş yere yorum yapmayın. Şöyle yapın, böyle yapın demeyin. Gelin de görün. Yapılacak, çekilecek ağır değil. Bugün o 3 ay önce bulduğumuz yavrulardan birini gördük. Başını ayırmışlar. Çakallar, tilkiler vardı. Gövdesini ayırmışlar. Yarısını yemişler. Yani çekilecek kahır değil. Hocam Allah sabır versin. Ki ben o görüntüleri paylaşmıyorum bile. İşte bizimle gelenler görüyor bu canların ne büyük sıkıntılar yaşadığını. Biz şimdi buradan hareket ediyoruz. Çocuklarımızın, bebişlerimizin karnını doyurduk. Kurtarabildiklerimiz bunlar. Kim bilir başka nerelere daha atıyorlar. Ondan sonra da ölüyorlar. Buradan seslenmek istiyorum. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya, barınaklar yapın, bu canlara iyi bakın diye. Allah aşkına bu belediyeler mi yapacak merak ediyorum. Hadi çocuklar gidiyoruz. Yollardan toparladığımız yavrularımızı da yine kulübelerimizin üzerine getirdik. Buraya da konserveler açtık. Bunlar bizim önceki bebişlerimiz. Bebekler böyle güzel güzel. Aferin. Bunlar da diğer yavrularımız. Buradan hatırlarsanız biz 8 tane tedaviye vermiştik. Onların sağlık durumları da iyi. Tedavileri bittikten sonra onları da bu bölgeye getireceğiz. İşte diğer çocuklarımız da burada mamalarını yediler. Kandan doyurdular. Şimdi oyun zamanı. Bir kısmı da karşıda yatmaya başladı. Bunlar da doyduktan sonra şimdi kulübelere yerleştireceğiz. Hepsi kulübelerini benimsesin. Buralardan kaybolmasınlar. Hadi afiyet olsun. Bebişlerimizin hepsini doyurduk. Sizin kulübeniz burası mı? Burayı mı sahiplendiniz? Kulübelerin içlerinde mamalarımız da var. Bakın. Tıkır tıkır kuru mama da yemeye başladılar. Konserveler yendi. Bir kısmı burada. Sen burada bekçi misin? He? Aferin sana, aferin sana. Güzel çocuk. Diğerleri de buradalar. Yine. Sen nasıl oturuyorsun adam paşası öyle ya? He? Sen nasıl oturuyorsun? Bu da bitterlerden. Tamam sizi zaten seviyor. İşte böyle sevgi pıtırcıkları. Hepsi de yerine yerleşti. Karınları tok. Artık üşümeyecekler inşallah. Bebişlerimize su da doldurduk. Şimdi konserve yediler, kuru mamayı da yediler. Sularını da içiyorlar. İşte yuvalarına da alıştık. Değil mi? Aferin. Arkadaş olduk mu senden? Senden de arkadaş olduk mu? Aferin sana, aferin. Çok güzeller ya. Bunlar o 3 farklı kardeş ama birbirlerine alışacaklar. İşte bu kadar ya. Bu canlara bakmakta ne var? Yani ne diyeyim dostlar. Neyse. Siz ne diyeceğimi anladınız. Hep aynı şeyleri anlatıyor demeyin. İşte annelerinden ayrılıp atıldı. Anneler yine bir yerde doğum yapacak. Sorun katlanarak devam edecek. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Bunlar dört kardeşler. Sen ne yapıyorsun? He? Kime havlıyorsun sen? O in gibi yerden kurtardığımız bebişler bunlar. Dördü de buradalar. Gelin bakayım siz. Allah Allah. Şimdi hemen mamalarını açalım. Mama yiyeceğiz mi? Eyvah, elim ısırdı. Tamam, konserveler geliyor. Birazcık uzaklaştım. Şimdi anneleriyle birlikte karınlarını doyuruyorlar. Sen doydun mu? He? Ufaklık. Bunlar daha çok küçük süt yavruları. İşte yiyebildikleri kadar yiyecekler. Anneleri karnını doyursun. Onları sütle besleyecek. Çıkarttık. Hiç yemeyelim. Buradaki bebişlerimizin konservelerini verdik. Bir taraftan da büyük çocukları tutmaya çalışıyoruz. Çünkü konserveleri bitirirlerse bebişler aç kalır. Önce onları doyuracağız. Sizi yaramazlar sizi. Onlar da yanımdalar. Siz büyüksünüz ya. Hadi bakalım, siz de çabuk bitirin. Afiyet olsun. Şimdi mamalarını da yedekleyeyim. Evet. Bebişler doydu. Bunlar da bizim anne finomuz ve yavruları. Hep söylüyorum, küçücükler. Zaten annesi ne kadar? Annesinin boyu 2 karış. Bunlar da işte böyle fare kadarlar. Konservelerini açtık. Birlikte karınlarını doyuruyorlar. Allah'tan bunların sığınacak kulübeleri var. Üşümüyorlar. Nasibe Tunca, Nurten Çalışkan, Ali Akın, Gülnur Uçkan, Mehmet Çelikoğlu, Aliye Yılmaz, Süleyman Akgül, Gökçe Pilot, Nur Kemal Çalışkan, Kadriye Uğur, Ahmet Yazar, Ahmet Melik Er Yılmaz, Emine Göl, Fikret Özbek ve Ali Turak'a çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Bu çocuk da yeni atılmış. Bakın boynunda tasma izini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Buralarda yaşamaya çalışıyor. Artık o da bizim evladımız oldu. İnşallah buralardan ayrılmaz. Onu da bakmaya devam edeceğiz dostlar. Söylemiştim dostlar. Bugün Metin abi bize yardım ediyor. İkimiz de nefes nefeseyiz. Bakın bunlar boş paketlerimiz. Yine getirdik. Buraya yağmur almayacak şekilde mamaları yedekledik. İşte Metin abi şu gördüğünüz çalıların içerisinde anne ve yavrular var. Geçen hafta gördük. 6-7 tane yavrusu. Bakın bizden sonra gelip işte buradan karınlarını doyuruyorlar. Şimdi bir başka bölgeye yine sırtımızda mama taşımaya gidiyoruz. Burası da bir başka ormanlık alanın içerisi. İşte sesleri duyuyorsunuz, uzakta koşan anneler var. Onların da yavruları var. Bakın ileriye doğru gidiyorlar. İşte buradalar. Şimdi biz yine buraya bir paket mama açtım. Benden sonra gelip karından doyacaklar. Gelin bakalım. Gelin. İşte dostlar. Buranın içerisinde bir sürü can var. Onları da bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Ben uzaklaştıkça yaklaşıyorlar bak. Hadi geçin mamalarınızı yiyin. Afiyet olsun. Tamam. Buradaki çocuklara da mamalarını verdik. Karnını doyuran bakın ormanlara çekilmeye başladı. Bir kısmı yeni geliyor. Şimdi buradan hareket ediyoruz. Hadi afiyet olsun çocuklar. Metin abi, aranız nasıl çocuklarla? Taraftan da çocukların başında bekliyoruz karından doysunlar diye. Etrafında seslerine bakıp gelenler var. Önce yesinler, duruma göre ilave etmek gerekirse mamaları ilave edeceğiz. Şu an için yeterli. Hadi afiyet olsun. Gel seni seveyim, gel seveyim. Güzel kızım, gel seveyim. Aferin kızım, aferin sana, aferin sana. Çok güzelsin. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını en uygun yere vereceğiz. Burası çıkmaz yol. O yüzden bu tarafa doğru çekiyoruz. Şimdi Sular kardeşimizin elinde mama. Çocuklar yanında. Hadi bakalım. Hala gelmeye devam ediyorlar. Aferin, afiyet olsun. Uzun bir çizgi çekelim şunlara hemen. İşte bu. Afiyet olsun. Bunlar da bizim 3 yavrumuz. Burada yaşamaya çalışanlar. Yaklaşık 15-20 gündür burada bakıyoruz. Şu siyah bize alıştı ama bir türlü grileri yakalayamıyoruz. Fazla ürkütmek istemiyoruz. O da başka yerlere kaçarlar. Bir daha ele de gelmezler. Gel artık, gel alışalım da kulübelerimizin olduğu yere gidelim. Hadi gel. Neyse, şimdi fazla zorlamayacağım. Bu kadar yaklaştıklarına şükrediyoruz. İşte büyük çocuklar da geldi. Hep beraber mamalarını yesinler. Sonunda el birliğiyle 3 yavruyu da aldık dostlar. Birini Metin abi aldı, birini Soner, bir tane de ben. Hadi bakalım. Önce bir veterinere göstereceğiz. İnşallah hasta değillerdir. Ondan sonra da yaşam alanına götüreceğiz. Hadi geçin bakalım şimdi. Gidiyoruz. Siz burada ne yapıyorsunuz yaramazlar? Şimdi bunları da alalım. İçeride bir yerde otağımız var. Oraya götürelim. Üşümüşler. Sen üşüdün mü? Hadi gelin bakalım. Hadi gelin. Gel çamanı, gel çamanı. Gel çamanı, gel çamanı. Daha küçücük gözleri yeni açılıyor. Bu soğuğa nasıl dayanacaksınız? Hadi bakayım. Şu an 4 tane görüyoruz. Biz bunların konservelerini de alıp otağımıza koyalım. Yavrularımızı orman içerisindeki yedek otağımıza getirdik. Sen nereye kaçıyorsun? Sen yavaş. Şimdi burnunu bir konserve bir değdir. Heh. Tadını al. Diğerleri yemeye başladı. Oh, kaçacak yer arıyor yaramaz. İçeriye de annenin mamasını yedekledik. Bebişler burada. Karınlarını doyursunlar. Ondan sonra yuvanın içerisine koyacağız. İnşallah bunları da yaşatmayı başarırız dostlar. Bugün yine her yerde yavrular bulmaya başladık. Bakalım akşama kadar daha neler karşımıza çıkacak. Allah hayra nasip etsin. Hadi afiyet olsun. Buradaki 2 yavrumuzun yanına geldik. Her zamanki gibi önce konservelerini vereceğiz. Buraya da mamalarını yedekledik. Otağları burada. Şimdi karınlarını doyurmasını bekliyoruz. Afiyet olsun. Hadi bakalım yaramazlar. Bu bizim Yağmur adam. Kocaman oldu. Yalnız annesi sanki doğum yapmış gibi. Geçen hamileydi kızım. Bebişler mi oldu yoksa? Hadi gel. Gel bir bakalım. Gel. Eyvah. Hemen şu yedek otağlarımıza bakacağız. Gel kızım. Gel. Panda. Gel kızım nerede? He? Gel. Geçen 6 ay kadar önce o yağmurda yavruları gösteren anne bu. Bir ara uzaklaştı vesaire. Şimdi tekrar bakacağız. O otağlarda yok. Acaba buralarda bir yerde mi? Hadi gel kızım gidelim. Gel. Nerede bebişler? He? Bebişler nerede kızım? Bebişler nerede? Panda kızım. Bebişler nerede kızım? He? Gel. Bebiş mi oldu gene? Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. İşte dostlar, diğer yavruları büyütmeye uğraşırken anne buralardan kayboluyor. Tekrar hamile kalmıştı. Birkaç video öncesinde paylaşmıştım hamile diye. Doğum yapmış yavrular buralarda bir yerde. Gel kızım, gel. Gel. Neredeymiş bebişler? Neredeymiş bebişleri kısmı? Neredeymiş? Hadi göster bana bakın. Gel. Aferin benim kızım. Buradan mı gidiyorsun? Aferin benim kızıma. Aferin benim pandama. Aferin. Hadi gel gidelim. Hadi gel. Yolu gösteriyor bu taraftan. Gel. Gel kızım. Panda. Gel. Gel göster. Bu ormanın içerisinde bir yerde. Gel kızım. Heh. Allah, buldum. İki tane bebiş var. İşte buradalar. Siz ne kadar güzel bebişlersiniz ya. İki tane bebiş olmuş. Birkaç günlükler. Çünkü 2-3 gün önce geldiğimiz zaman bu bölgede anne yanımıza gelmemişti. O zaman zaten şüphelenmiştim doğum yapacak diye. Buradan alacağım. Otağın içerisine koyacağım. Burada üşürler. Siz ne güzelsiniz ya. He? Aman Allah. İşte. Bir mucize daha dostlar. Bugün de bu bebişleri buluyoruz. Aferin kızıma benim ya. Biraz şöyle seyredin şunların doğal güzelliklerini. Evet. Şimdi buradan alayım. Biraz da kuru yapraklar alalım. Otağın altına koyalım. Sonra bebişleri yerleştirip annenin de karnını doyuralım. Hadi gelin bakalım. Annemiz burada. Bebişleri içeriye aldım. Anne de geldi. Araçtan yine kuru mama yedekledik. Şimdi ona konserve de vereceğiz. Şu bebişlere bir bakalım mı kızım? Bakalım mı? İşte bebişler de orada. Artık üşümeyecekler. Biz bu annemizin altına da keçe getireceğiz. Değil mi kızım? Hadi gel konserveni ye. Gel. Aferin benim kızıma ya. Güzel çocuk. Hadi bakalım. Pandamıza bol miktarda konserve açtık. Güzelce karnını bir doyursun. Kuru mamalarını da yedekledik. Hadi başında bekliyoruz. Yesin, bol bol süt yapsın. Bebişlere lazım olacak. Afiyet olsun benim kızıma. Aferin sana. Ben yaramazlara bakayım bu arada. İçeride oynuyorlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Doyur karnınızı.